Cinsel kimlik karmaşası var ya gençlerde. Hı hı. Şükürler olsun biz tek seans, 2 seansta bunu çözümlüyoruz. Neden? Şimdi Lut Kavmi var. Bak Lut Kavmi'nde bir yemin verilmiş. Düşünebiliyor musun? Oradan gidiyor. Aa, genç. Hı hı. Genç sıkışmış hissediyor. Hormonlarda problem var deniliyor değil mi? Bilimsel hı hı, yönü hı hı, bu. Hı hı, evet. Hormonlarda işte prolaktin hormonunun sıfırlanması, işte bazı hormonların daha çok yüksek olması, bir erkeğin kendini kadın gibi hissetmesi, bir kadının kendini erkek gibi hissetmesi. Hı hı. Bu bilimsel. Bir de bunun bilinçaltı, geçmişi var. Biz buraya baktığımızda bütün danışanlarımda şu çıkıyor. Anneyi ya da babayı cezalandırma. Hı hı. Anne ya da baba, anne çocuğuna hamileyken baba çocuğu istemiyor ya da anne istemiyor. Bakın en büyük sebep. Çünkü çocuk büyürken anneyle zıtlaştığı zaman ya da babayla zıtlaştığı zaman diyor ki bilinçaltı, onlar seni istemedi ki sen onları cezalandır. Ve bir de eğer ki anne ya da baba işte sen oyun oynarken sen erkek adamsın diyor. Masaya vuruyor ya da oyun oynarken sen erkek adamsın, bunu yapma diyor. Bak bilinçaltı kapıyor. Burada ne yapıyor? Hemen beden harekete geçiyor. Hı hı. Zihin, beden ve ruh harekete geçiyor. Cinsel kimliğini diyor değiştir. Hı hı. Anne babanın en yıkılacağı nokta burası. Hı hı. Ve ne var? Lut Kavmi'nden de yemin var. Oradan gelen yeminler de kader bağı, kordon bağından harekete geçiyor ve cinsel kimlik problemi yaşıyor gençler. Ve şükürler olsun biz bu konuda gerçekten hatta birkaç gün önce yine bir gencimizin yazısını paylaştım. Hı hı. Hayatımda ilk defa Belgin Hanım, teşekkür ediyorum, erkek gibi hissediyorum. Geldi genç, aile de çok zor, hı hı. Aile için de çok zor. Düşünebiliyor musun? Allah muhafaza gerçekten. Tabii ki onların bir seçimi ama seçimi diyoruz fakat bana göre nacizane kendi fikrim, bütün aslında ana problemleri bulup çözümleyip ondan sonra onların seçimine bırakmak lazım. Çünkü kendileri de bu konuda üzüntü yaşayabiliyorlar. Genç geldi, dedi ki ben gitmediğim yer kalmadı, çare istiyor. Evet. Ve annesinin rahminde 1 aylık ana indik. Benim bir sistemim var biliyorsun, direkt konuya gidiyor. 1 aylık duruma indik, anne istemiyor. İşte biz orada çözümlemeler yaptık. Anneyi çektim kenara. Dedim ki nedir sonuç? Anne dedi ki ya ben eşimi sevmiyordum. Hmm. Eşimden de çocuğum olsun istemedim. Oo. 1 aylık cenin anne rahminde bunu alıyor. O yüzden hep diyorum ne olur anne ve babalar, hamile olanlar, evet, elinizi karnınıza koyun. Seni seviyorum. Eşinizle o an tartışsanız bile her ne yaşandıysa yaşandı ve bitti. Babana, ya babanın sevgisi sana, benim sevgim sana deyin. Ve lütfen atalardan gelen tüm kader bağlarını ve yeminlerini özgür bırakıyor ve iptal ediyorum diye anne rahminden itibaren çocuğunuzun o dünya varoluşundan itibaren atalardan gelen yeminlerini iptal edebilirsiniz. Anne rahminden itibaren sen mutlu ve huzurlu bir bebeksin. Sen şanslı bir bebeksin. Hisset ve yaşa. Hisset, yaşa kelimesi sihirli kelimemiz. Hisset ve yaşa. Evet. Evet. Ve inan o cinsel kimlik faktörü olan delikanlı ertesi gün bana bir mesaj yazmış. Belgin Hanım teşekkür ediyorum. Bu sabah kendimi erkek gibi hissediyorum. Bu şekilde uyandım. Ve şu an çok iyi gidiyor. Yani şükürler olsun. Harika, diyorum. Şükürler.